Beşiktaş'ta gelecek sezonun teknik direktörü konusu çok gündemde. İşte son haberler, Sercan Dikmen'in haberi, Nuno Espirito Santos'a, Santo ile Beşiktaş'ın yetkililerinin bir anlaşma zemini aradıkları. İşte Slavia Prag hocası gündeme geldi. Slavia Prag hocası dedi ki Fenerbahçe maçından sonra menajerim konuşuyor olabilir ama bir şey olacağını sanmıyorum dedi. Ama Beşiktaş'ın 6, 7, 8 teknik adamla şu anda özellikle belli ki profilde o ekolden olsun, işte bizim Avrupa'daki vizyonumuzu ileri taşıyacak biri olsun, mümkünse yaşı çok da geçkin olmasın. Nasıl bir formül sence aklına yatıyor mu Ilgaz Şınar? Yatıyor. Tabii burada bizim sevgili Sercan da başta olmak üzere takip eden emekçi kardeşlerimizin de arkadaşlarımızın da dili doğru kullanarak haberi vermesi gerekiyor. Çünkü işte Beşiktaş genç teknik direktörü bakıyor, yaşı geçmemiş teknik direktörü bakıyor dedikleri anda ülkede insanlar hemen bir ne oluyor'ya geliyor. Hani bir çalkalanıyorlar böyle ne demek istedi, o mu demek istedi, bu mu demek istedi falan gibi şeylere denk Evet. geliyor. Bence Beşiktaş hem yarış... Tecrübesiz de görünüyor bir Evet anda. ha yani. Aslında Önder Özen göreve geldi demişti ki bizle birlikte büyüyecek bir teknik adam. İşte bizle birlikte büyüyecek kim? Aynı zamanda belirli bir profil oyuncuları da büyütecek bir teknik adam. Yani ne demek? Sonuç itibariyle gün sonunda yarışmacı ama aynı zamanda yetiştirici teknik direktör arıyor Beşiktaş. Bu işin birincisi. Nuno Espirito buna uyuyor mu? Onu bir kenara koyalım. Çünkü Nuno Espirito takımları genellikle Portekizli menajerlerin yoğun olarak oyuncu sattığı Formayı takımlar. Portekiz forması yaptılar abi. Tabii canım Davetesi var daha ne olacak Wolverhampton yani yani. değil mi? Üçüncü Evet. alternatif Evet. forması şey olmuş, Portekiz Portekiz forması tam. forması. Orada insanlar bir şeye kapılıyor. Abi bir dakika menajerlerin oyuncağı mı olacağız? Gidiyor. Nuno Espirito üzerinde konuşuyoruz bunu. Ama yarışmacı ve yetiştirici teknik direktör. Hani Fenerbahçe bölümünde konuşuyorduk ya Slavia Prag teknik direktörü işte yani yokluktan gelen ufak şeylerle, imkanlarla kadro idare edebilen adamlar önemli. Slavia Prag'daki oyuncuların gelişimini iyi takip edenler biliyorlar zaten. Olayınkalar falan nereden nereye geldi noktasında bunlar var. Yol doğru bir yol bu arada. Yani kesinlikle doğru bir yol. Umarım Ceyhun Kazancı kimliği üzerinden çok fazla yıpratılmadan bu iş sonuçlanır. Çünkü bir an önce sonuçlanması demek bütün şeyleri de bitirmek Evet, demek. evet. Konuşmaları da bitirmek demek. Evet. Çünkü Şenol Güneş dedikodusunu bir türlü bitiremiyorsun abi. Tabii Şenol Güneş'in de iletişiminin çok kısıtlı olması, bilinçsiz olması, kurmuş olduğu cümleyi ben öyle demek istememiştim aslında diye çevirmesi, Beşiktaş zaten bir altyapı teknik direktörüyle anlaştı falan gibi kurulmaması gereken cümleler de kuruluyor bu arada. Benim oyum her daim daha genç ve daha yetiştirici, yarıştırıcı bir yabancı teknik direktörden yana olur. Ben Şenol Güneş'in gelirse başarılı olacağını düşünüyorum. Yani orada O hiçbir şüphem başka. yok. Ama Nuno ismi beni çok heyecanlandırdı mesela. Olursa bu Liverpool'un rekor puanla ikinci olduğu, yani son hafta Manchester City çok belli kazanacak. Liverpool'da içeride Wolverhampton'la oynuyor Nuno'nun takımıyla. O maçta tribündeydim. Yani ama bir Van Dijk'i izliyorsun, bir Salah'ı izliyorsun bir tarafta. Nuno da kendini izletiyor. Özellikle işleri iyi başlarsa buraya gelme ihtimalinden tabii ki farazi konuşuyorum. Geldi diyelim iyi bir başlangıçla acayip bir karizma koyabilir ortaya. Evet. Çok acayip bir güven ortaya koyabilir. Nuno ismi beni çok heyecanlandırdı. Tabii biz şimdi son mesela menajerlik kariyeri üzerinden konuşuyoruz. Menajerlik derken İngiltere'deki tanımıyla menajerlik kariyeri Menajerlik. üzerinden konuşuyoruz. Wolverhampton'da çok iyi başladı. Ayın menajer ödülünü aldı ve ondan sonra birdenbire paraşütsüz düşmeye başladı. Evet. Sonra işleri toparlayamadığı bir duruma geldi. Toparlayamadı. Bu da tabii ki bulunduğunuz ligle de alakalı bir durum. Bazen oyuncu üstünde etkiyi kaybedebilirsiniz. Bazen lige dair belirli şeyleri gözden kaçırıp ligin yapısına dair orada etkiyi elden kaçırabilirsiniz. Türkiye Ligi bizim ligimiz daha henüz o kadar elden kaçırılacak bir lig değil. Doğru. Yani onu söyleyeyim. Yani işte son anda böyle olmuştu, böyle olmuştu. Nuno Espirito konusunda sadece Jorge Mendes bağlantısı her daim hep bir soru işareti olarak kalacaktır. Olumlu da olabilir ama. O, bak olumlu da olabilir ama bizim ülkemizde yaşanan örnekler hep olumsuz örnekler olduğu için Evet. biz hep olumsuz tarafından bakacağız bu işe. Ulaşamayacağı oyuncuları da ulaşabilir Beşiktaş ama. Tabii öyle bir durum da Bu da var. olabilir. Beşiktaş belki şunu da düşünebilir. Satamayacağı oyuncuları da sattırabilir Ha, belki. yani der ki ben zaten belirli bir yapıyı kurdum. Bir de Avrupa'da şu anda henüz çok göz önünde bulunmayan, biz gitsek teklifimizi kabul etmeyecek ama Mendes gitti mi teklifimizi kabul edecek oyuncuyu da getirebiliriz. Evet. Düşüncesi de olabilir. Bunların hepsi normal şartlarda futbol kulüplerinde olması gereken şeyler. Tabii.
Onu baştan söyleyelim. Ama bizim Türkiye'de işte Burak Elmas'ın açıklamasında konuştuk. Oradaki menajerlik paraları. Daha önce Türkiye'de yaşanan belirli oyuncu krizleri, gelen ve faydalı olamayan oyuncular üzerinden de çok yıpratılacak bir isim aynı zamanda. Yani hem yani Nuno Espirito'da Ceyhun Kazancı kendisini de ateşin içine atıyor. Ha, ama sportif direktörlük de risk almayıdır. O riski alıp o riskle beraber hareket edersiniz. Aman birisi şöyle düşünür, aman birisi böyle düşünür dediğiniz anda aldığınız bütün kararlar yanlış olmaya başlar. Yani Guardiola'nın dediği gibi kendiniz olacaksınız. Bu mu? Evet bu. Bununla çalışıyorum. Bitti. Sonrasında bizim bakıp sonra değerlendirme yapacağız onun üzerinden yani. Ama sanıyorum ki şunda hemfikiriz abi. Mesela Pinheiro ismi ortaya çıktığında yani Beşiktaş'ın vizyonu bu mu? İşte adam şampiyonluğa yarışmıyor, henüz kendini ispat edememiş. Bir sürü işte yorum yapıldı. Peki. Ama Nuno Espirito isminde kimse bir laf söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Pinheiro örneğine böyle dönelim. Böyle bir profil mi lazım yani? Yok, peki Pinheiro örneğine dönelim. Nedendi? Daha henüz hiç şampiyonluğa oynamadı. Kendini rüştünü ispat etmedi. Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeden önce şampiyonluğa oynayan takımlarda mıydı? Değildi. Yoksa Sergen Yalçın, hocam küme düşüyoruz gel bizi kurtar hocası mıydı? Hep böyleydi. Evet, kesin. Şimdi o zaman Pinheiro özelinde de... Ama Sergen Yalçın camianın efsanesi bir yandan abi. Kontenjanı var orada. İşte futbol sadece kontenjanlara bağlı değildir yani anlatmaya çalıştığım o. Bu arada Pinheiro iyi teknik direktördür, kötü teknik direktördür anlamında konuşmuyorum ben. Ben bizim... Profil konuşuyoruz. Yani onu da olur olmaz. Bizim olaylara yaklaşımımızın bazen çok sıkıntı doğurabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani bir durun, bir gelsin, bir bakalım. Mesela Domenech Torrent geldiğinde ben hiç konuşmadım. Çünkü bilmiyorum. Tabii. Bakacağız ne yapmaya çalıştığını ve ona göre bizim de bir fikrimiz olacak. Veyahut da Pinheiro konusunda da. Efendim Estoril'de 12 maçtır kazanamıyor. Ya niçin kazanamıyor mesela? Sen şimdi açtın... Tutturdan baktın mesela bizim şeylerimizden. Tamam mı? Baktın. Son 10 maçında 2 beraberliği, 8 mağlubiyeti var. Peki ligi takip ettin mi? Hangi profille oynadığına baktın mı? Kime karşı nasıl oynadığına baktın mı? O takımın bütçesine baktın mı? Nasıl bir oyun oynamaya çalıştığına baktın mı? Ben burada Pinheiro'nun bir maçını hatırlıyorum mesela. Sporting maçı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam Sporting maçını. O kadar etkileyici bir futbol oynattı ki. Ben bir maç üzerinden adama hayran kaldım mesela. Ama benimki de yanlış. Çünkü ben de bir maç üzerinden hayran kaldım. Belki de ligin en kötü takımına çok saçma sapan bir oyun planıyla kaybetti. Ya bir şeyde Hull City'deki durum da öyle. O Acun Ilıcalı geldi. Acayip bir şey oldu. Yani o Acun Ilıcalı kendi diyor ya biz geldiğimizde ancak uğurlu gelmiş olabiliriz. Şimdi de o kazanamıyor ama aslında çok güçlü takımlarla oynadılar aslında bu arada. Hı. Yani o fixture farkını da görmek şimdi, lazım. Şimdi Acun Ilıcalı'nın görevine son verdiği teknik direktör bu hafta Hull City'nin rakibiyle anlaştırdı mesela. Eyvah. Bu hafta McKenna karşı oynayacaklar yani. Orada işler biraz tersine dönmeye başlayabilir. Her neyse anlatmaya çalıştığımız şu. Ya bir bakış açımızı bence çok doğru ayarlamalıyız yani. Biraz daha hazmederek konuşmalı. Ben de bak aynı hatayı ben de yapıyorum bazen. Bir maç izliyorum mesela. Maç o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bir oyuncu o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Çıkıp işte programda veyahut da bizim canlı yayınlarda böyle keyifle anlatıyorum. Ama yapmamam lazım. Ya bir dakika bir dur. Bir sakin ol. Bir bak sahaya. Bir maç için analizi yaptın ama sonrası da önemlidir, önemlidir. Kendimi telkin etmeye çalışıyorum ondan sonra. Teknik direktör açısında da bu. Bir bakın şimdi Ahmet Nur Çebi Ceyhun Kazancı'ya görev vermiş mi? Tabii ki. Vermiş değil mi? Ceyhun ne demiş? Bir teknik direktör profili. Ceyhun Kazancı bir teknik direktör profili çıkartmış ve Beşiktaş bunlardan birisiyle anlaşacak. Bir bakalım ne oluyor? Transfer döneminde ne oluyor? Beşiktaş altyapısından gelen oyunculara karşı... Hazırlık maçları ve sonrasındaki lig maçları esasında bu teknik direktör ne diyor? Veyahut da teknik direktörle çoktan konuşuldu mu bunlar? Mesela dendi ki biz seninle anlaşıyoruz ama bizden kaleci isteme, bizden sağ bek isteme, bizden sol bek isteme. Ümraniye'den Kartal Kayra Yılmaz da geliyor. Emirhan Delibaş, Emirhan İlkan da var. Bu oyuncular her daim senin maç kadronunda bulunacak. Biz seninle buna göre anlaşıyoruz. Belki de böyle söyledi Ceyhun Kazancı. Tabii. Bak bilemiyoruz ki hiçbir şeyi. Onları da bize açıklamak zorunda değiller. Biz başladıktan sonra ancak... anlayabileceğimiz bir durum. O yüzden o burada başarılı olmuş, burada işte 5 maç kaybetmiş, 8 maç kazanmış, 15 maç kaybetmiş. Oralara girmeden girmediğimiz profil için. O. Profil bu, profil bu. Yani profil. O oyuncuları da ileri götürecek, takımın içinde tutacak bir yapı. Ama zaten buraya geldik. Evet. Ama zaten bu buraya geldik. 19. sıradayız. Benim yıllar önce söylediğim bir şey vardı. Hani biz ileriyi yakalayamayacağız. Mesele geriden gelenlere geçilmemek. Slovenya'ya, Slovakya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne, Polonya'ya, Romanya'ya, kimse artık aklınızdaki Macaristan'a kim geliyorsa. Ukrayna'ya da dahil olmak üzere. Bu arada savaşı ayır tekrar. Hani sizi geçiyorlar futbol ülkesi olarak. Bir durun, bir kendimize geleceğiz, ne yapacağız? Doğru planlama, doğru planlamayla beraber her şeyi yapacağız.
Yani iş sadece yabancı sınırıyla alakalı da değil burada. Yabancı sınırı bence hala saçma. Ama pandemide 2 yıl liglere oynatılmamış çocukları önümüzdeki sene oynatmayı planlıyor bu federasyon. Buna karşı çıkın lütfen. Ya ne yapıyorsun, bu çocuklar 2 yıl futbol oynamadı. Ara verildi. Sadece bir işte geçen sene final maçı oynadılar. Biz daha bu sene ancak hazırlayabildik. Şu kuralı revize edelim. Bir 5 yıllık bir planlama yapalım. 5 yıl boyunca bu yabancı serbest kalsın. O sırada altyapıya biz bu yatırımları yapalım. Söz veriyoruz. Bu yatırımlar yapılacak. Bu yatırım yapılacak. Bu yatırım yapılacak. 5 yıl sonraki planlamaya göre gidelim demesi lazım kulüplerimizin. Bizim kulüplerimiz bunu da söylemiyor. TFF zaten bundan haberdar değil. Böyle bir şeyden haberdar değil. Yani bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyameteden. Kıyamete. Oradan çevirmeye çalışıyoruz şu anda biz de konuşmalarımızı yani. O yüzden Ceyhun Kazancı'nın profili doğru profil. Doğru profil. Beşiktaş'ı konuştuk. Biraz gündeme göre gittik bu hafta. Evet. Fenerbahçe'nin maçı dün akşamdı. O yüzden Fenerbahçe daha yoğun oldu. Biraz gündeme göre gittik. Niye programın sürelerinin dağılımı böyle diyorsanız genelde gündeme göre karar veriyoruz. Onu da söylemiş olalım. Evet. Beşiktaş bölümünü noktaladık.